C platformda çapraz hareket kuralları kurum içi organizasyon birimler arası veya kurumlar arası hareketlerle çapraz hareketler otomatik olarak oluşturulmaktadır. Burada aynı zamanda genel bilim iş yerinde bu çapraz hareket kurallarını oluşturabiliriz. Burada çapraz hareket kurallarına örneklerle gösterelim. Çapraz hareket kurallarına girdiğimizde aşağıdaki menüden bir sipariş, irsaliye ve fatura gibi çapraz yani ters hareketini oluşturabiliriz. Burada siparişler için daha çok satın alma ve satış siparişi ters hareketi, çapraz hareketi oluşturabilir. İrsaliyelerde yine satın alma irsaliyesi, toptan satış irsaliyesi şeklinde çapraz hareket oluşturabilir. Faturalarımız satın alma faturası, satış faturası, çapraz hareketi. Çek senetlerimizde çek giriş, çek çıkış, senet giriş, senet çıkış şeklinde. Banka fişlerimizi ödeme tahsilatı gibi düşünebiliriz. Bunların çapraz hareketlerini buradaki menüden seçerek oluşturabiliriz. Biz örnek olarak faturalardan yapmış olduğumuz, daha önce yapmış olduğumuz bir örnekle faturalardan çapraz hareketi gösterelim. Burada şöyle kontrol edelim. Ben daha önceden bir satın alma faturasını satış faturası olarak çapraz hareketini örneğini yapmıştım. Burada kod kısmına istediğiniz kodu belirleyebiliriz açıklama kısmına. Kayıt türü olarak satın alma faturası kaydedip bunun çapraz hareketini satış toptan satış faturası olarak örnekte göstereceğim. Koşul olarak belirlediğimiz koşul 3 nokta yardımıyla ilgili parametrelerden verdiğimiz ben P7 özel kod koşulunu kullanmıştım. Buradan istediğiniz parametreye göre koşulu verebilirsiniz. P7 kod 1 özel koduyla kaydedilen satın alma faturasının çapraz hareketini oluşturmak için bir koşul kullandım. Yine başlangıç bitiş tarihi var bu çapraz hareket kuralı için. Aşağıda çapraz hareket bilgileri var. Burada istediğimiz bilgiyi satır ekle butonu ile şekilde kayıt türü yani çapraz hareketin oluştuğu kayıt türü şeklinde yine buradaki seçenekleri kullanarak çapraz hareket koşulu oluşturabiliyoruz. Ben kayıt türü C6 3 noktadan yine parametrelerden şöyle kontrol ettiğimizde ya toptan satış faturası olarak kaydedilmesini koşulunu vermişim. Organizasyon birim yine kendi iç organizasyon biriminde 02'de kaydedilmesini istedim. Cari hesap bilgisini girdim. Bu cari hesap üzerinden biz toptan satış faturası oluşturulacak. Hizmet yüzde işaretle tümü fark etmez. İstediğiniz belirleyebiliyorsunuz burada. Hizmet kodunu verebilirsiniz. Şu hizmet kodu ya da malzeme kodu. Ambar olarak da şu ambara koşulunu vermiştim. Şimdi bu kaydetmiş olduğum satın alma faturası ile ilgili bir hızlıca bir örnek yapalım. Evet, satın alma yönetimi satın alma faturalarından bir örnek belirleyelim çapraz hareket kuralı için. Yeni diyorum. Şurada çapraz 01 kodunu verelim fatura numaramıza belirli olsun. Hemen şuradan ok birimlerimizi seçelim. Ambar. Cari hesabımız fark etmez yine buradan. Burada önemli olan şurada özel kod koşulumuzu vermiştik. Bu özel kodumuzu kod 1 olarak seçelim. Buna göre bir koşulumuz vardı. Malzeme fark etme herhangi bir malzeme kullanabiliriz. Bir koşulumuz yok orada. Değer girelim. Daha sonra bir kaydedelim. Evet. Şimdi bilgi ekranı görüntülensin dediğim kısım buydu. Bilgi ekranı şu şekilde koşulu gösteriyor. İşte bu satın alma faturası oluşan da toptan satış faturası çapraz hareketini oluşturacağım diyor. Kaydet diyelim. Tamam dedikten sonra. Evet. Şimdi satış yönetimine gidelim. Bakalım. Bir de şurada şu kaydettiğim satın alma faturasının çapraz hareketi gördüğünüz gibi burada bir çek işareti var. Bunun çapraz hareketinin olduğunu gösteriyor. Yine satış yönetimi hareketler satış faturalarından bir kontrol edelim. Bugün tarihli. Şöyle bakalım. Evet. Toptan satış faturası çapraz şeklinde burada çapraz hareketin oluştuğunu görüyoruz.